Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere GeForce Now deneyimimi anlatacağım. Ama önce biraz GeForce Now nedir ondan bahsedelim. Gerçi siz GeForce Now'ı biliyorsunuz. Yani ülkemize geldiğinden beri ne olaylar. Yani fiyat politikasından tutun da efendime söyleyeyim Avrupa'da hizmet alan Türk kullanıcılarını böyle kışkışlamak mı dersiniz? Her şey mevcut. O yüzden siz ne olduğunu biliyorsunuz fakat ben biraz daha kısaca anlatmak istiyorum GeForce Now nedir. Arkadaşlar GeForce Now bir hizmet sağlayıcısı. Yani internet üzerinden sizlere oyun oynamanızı, deneyimlemenizi sağlayan bir servis. Tabii ki de bu servis ülkemize geldiğinde çok konuşuldu. Bu fiyatlarla, bu hizmetle hani yani pek de bizim kullanıcımızı çok memnun etmedi. Fakat fikir inanılmaz güzeldi. Çünkü bu tarz yani bütün oyunları full grafikle istediğiniz her yerde size oynama imkanı sağlıyor. Yani her yerde derken internetin olduğu her yerde. Ben de işim gereği çok seyahat eden bir adam olduğum için ve bilgisayar olarak MacBook Pro kullandığım için bu servisi inanılmaz merak ediyordum. O yüzden ben de bu servisi satın aldım ve şimdi size deneyimlerimi anlatıyorum. Şimdi öncelikle bunun için Game Plus üzerinden üyelik açıyorsunuz. Daha sonra da size hangi paketi alacağınızı sunuyor. Bir bedava paketi var. 2 aylık 75 liralık olan paket var. 3 aylık paket alırsan aylığı 50 liraya gelen böyle bir 3 aylık paketi mevcut. Yani ne kadar uyguna geliyorsa 50 lirada. Ben 50 liralık olanı aldım. Yani 3 aylık paketi satın aldım. Ve bilgisayarımda ilk aldığım oyun Cyberpunk'tı. Önce size internetimden biraz bahsetmek istiyorum. Kablonet kullanıyorum. 100 megabit internetim var. Ama bu 100 megabiti gece 12'den öğlen akşamüstü 5'e kadar kullanabiliyorum. 5'ten gece 12'ye kadar olan sürede ise internet hızım 25 megabite düşüyor. Sabahları yani öğlen 5'e kadar oynadığımda oyunları hiçbir takılma, hiçbir böyle hani tepkime süresinde gecikmeler vesaire hiçbir şey yaşamadım. Ha evet yani hissedebiliyorsunuz onu mouse'unuzda ama bu hani yok abi hiç sıkıntı değil. Aynı şekilde iPad'de de oynadığımda ev içinde yani inanılmaz derecede zevk aldım oyundan. Çünkü biliyorsunuz iPad Pro'ya PlayStation ya da Xbox kolunu bağlayabiliyorsunuz. Yani şu kadarcık ekranda full çözünürlük, bütün oyunu böyle akıcı bir şekilde oynamak inanılmaz güzel bir deneyim. Çünkü ben bu oyunu ilk çıktığında PlayStation 4'e aldım ve anında değiştirdim. Yani bilgisayarla PlayStation arasında o kadar fark var ki grafik olarak. O yüzden şu anda yani bu GeForce Now'da bunu deneyimlemek çok büyük bir benim için nimet. Akşam saatlerine geldiğimizde ise yani internetim 25 megabit'e düştüğünde ise gene aynı şekilde hiçbir takılma, hiçbir gecikme yani hiçbir şey yaşamadım. Gerek iPad'de olsun gerek bilgisayarda olsun gene akıcı bir şekilde oyunumu oynayabildim. Dedim ya çok gezen bir adamım. O yüzden zaten bu servis beni cezbetti. E peki dışarıda nasıl? Şimdi dışarıya geldiğimizde ise ilk olarak telefonumda kafede bu Cyberpunk'ı deneyimledim. Evet kafe interneti pek de iyi olmasa da oyun açabildim ama pek de oynanacak gibi değildi. Çünkü bırakın internetinizin iyi olmasını hani şu kadarcık bir telefonda herhangi bir kontrolör yoksa bu tarz first person oyunları oynamak çok zor hale geliyor. Peki kafe dışında nerelerde oynayabilirsiniz? Yani belki kampa gidiyorsunuzdur. Bir kamp adamısınızdır. Ne bileyim belki dışarıya parka bir yere çıkmışsınızdır. Sahile böyle sermişsinizdir. Piknik yapacaksınızdır. Orada arkadaşlarınızla oynamak istiyorsunuzdur. Yani size sınırsız bir deneyim sunuyor bu GeForce Now. Ben kendi internet sunucumdan araba içinde, yağmurlu havada, sahilde GeForce Now'la bu Cyberpunk'ı kafeden daha iyi bir şekilde deneyimledim. Yani kafenin internetine nazaran kendi telefonumun internetiyle beni gene cezbetti. Gene hani dedim ki ya tamam hani telefonda da oynanıyormuş kendi internetinde dedirtti. Fakat şöyle bir sorun var. Evet oynayabiliyorsunuz ama hani tepkime süreleri falan evdeki gibi olmuyor. Onu söyleyeyim. Ama gene bir oynanışa engel mi? Değil. Ama burada bir sorun ortaya çıkıyor. O da internet paketi. Şimdi internet paketiniz ne kadar dayanır? Yani dayandı diyelim. Ekstra internet paketi almanız gerekebilir böyle durumlarda. Ve gelelim en son merak ettiğim konuya. Çok uçakla seyahat ettiğim için ve işim gereği uçağa da bindiğim için acaba dedim
bu GeForce Now uçakta nasıl olur? Arkadaşlar Hong Kong İstanbul uçuşunda bu GeForce Now'ı deneyimlemek için gerçekten sabırsızlanıyordum. Hatta Hong Kong Havalimanı'nda GeForce Now'ı iPad'imde çalıştırdım. Açıldı. Ayarları yaptım. Dedim ki uçağa geçeyim, orada kayıda girerim. Ama uçak içinde öyle olmadı. Çünkü uçağın internetine geçtiğim anda GeForce Now'ı bir daha açamadım. Yani bir daha derken uçuşun son safhalarında açabildim. Şimdi Türk Hava Yolları'nda internet sağlayıcısı Türk Telekom ve takdir edersiniz ki yani 40.000 feet yukarıda ve saatte 900 kilometre hızla giden bir aletten bahsediyoruz. İnternetin çok da böyle dengeli, sorunsuz olacağını kimse bekleyemez. Hong Kong'dan kalktığımızda Çin hava sahasına girer girmez zaten internet olmuyor. Bu hangi hava yolunda olursa olsun bu tamamen Çin'le alakalı bir durum. Hindistan semalarındayken interneti kullanmaya başladım fakat GeForce Now gene açılmadı. Bu Hindistan semalarındayken speed test yani hız testi yaptığımda 10 megabit internetleri gördüm. Ülkemize yaklaştıkça yani ülke sınırlarına girdikçe bu hız testini tekrarladığımda ise 12 megabite kadar çıktığını gördüm. Fakat hala GeForce Now bir şekilde nedendir bilinmez. Yani internete girip YouTube'dan video izleyip Instagram, Facebook her şeyi açabiliyorken GeForce Now uygulaması hep hata verdi. Ta ki İstanbul Havalimanı'na inene kadar. Uçak ne zaman yere teker koydu? İşte o zaman oyunu açabildim. Deneyimimi sorarsanız uçakta oyun arkadaşlar yok abi oynanmıyor. Çünkü yerde bile GeForce Now'ı açtığımda gördüm ki yani kafede kullandığım internetten çok daha kötü bir deneyim uçakta size sağlıyor. Belki Avrupa taraflarına giden arkadaşlar bunu deneyimleyebilir diye düşünüyorum. Hani doğu batıdan dolayı belki sinyalle kaynaklı bir şey olabilir. Ama ben uçak içinde çalıştıramadım. Yani çalıştırdım da anca yerde. Benim deneyimlerim böyle arkadaşlar. Hani ev dışında da, sokakta, kafede, uçakta bile bunun çalışılabilir potansiyeli olduğunu gördük. Hadi uçağı bir kenara attım. Kafenin internetinden dolayı evet çok kastı. Ama araba içinde beni çok şaşırttı. Özellikle kendi internetimden açtığımda bunu. Baktım ki oynanabiliyor. Evde zaten sorunsuz çalışıyor. Ama işte bir sorun var. Yani bu bir servis sağlayıcısı olduğu için bu fiyatları ne kadar daha verebileceksiniz? 50 lira, 50 lira, 3 aylık, 3 aylık ya da 75 lira aylık. Ne kadar gider? Bu size kalmış. Evet, fiyat biraz pahalı. Ha evet, bu arada şöyle de bir olay var. İnternetiniz arada bir gidip gelebiliyor. Ya ben sonsuz oynadım ama mesela Turkcell'le bağlandığımda dışarıda arada bir bağlantı kopuklukları çok nadir de olsa evet yaşadım. Ama bunları göz ardı edebilir misiniz bu fiyata? Orası size kalmış bir şey. Bir haftalık GeForce Now deneyimim böyleydi arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ay başında bir çekiliş videosu yaptım. Rampage ürünlerinden oluşan bir paketi bir arkadaşımıza 23 Nisan'da vereceğim. Onun da detaylarını şuradan ya da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.